medyada adı geçen neredeyse tüm isimlerle ilgili tek tek aslında cevap vermiş. O açıdan çok önemli ve Galatasaray taraftarları açısından da epey bir aydınlatıcı açıklamalar yaptı. Aslında bu şu süreçte yöneticilerin bunu yapması çok önemli. Şimdi bunun tabii ki daha da satır aralarını irdeleyeceğiz şu anda. Hemen Mehmet Özcan'la başlamak istiyorum. 6 numara 6 numara aslında bütün transferlerden daha da çok Galatasaraylıların sabırsızlıkla beklediği bölge. Orada hala bir belirsizlik söz konusu. Şöyle söyleyeyim İlke, şimdi baş aktörlerden biri de Cenk Ergün olduğu için ifade edeyim. 2017'de Galatasaray benzer bir sürece girip sıfırdan bir takım kurulmuştu. 40 milyon euroya kurulmuştu. Elbette bugün o rakamlara Galatasaray çıkmamalı. Zaten çıksa da o ayarda oyuncu getirebilir mi? Bu da bir soru işareti ama o dönemi de hatırlatırsam Östersund da Galatasaray'a elendi. Tudor ikinci bir kamp yaptı Avrupa'da ve son hazırlık maçıydı. Ben iyi hatırlıyorum. Hertha Berlin maçı. Yine Cenk Ergün'le konuşma fırsatı bulup takımı beğenmediğimi ifade etmiştim. Ki o kadar transfer yapmıştım. Mariano'su, Gomis'i, Berlandes'i ve Gül'ü bana şunu söyledi. İki orta saha. Fernando Ndiaye takıma girsin. O zaman konuşalım. Ya ben yine bu süreci ona benzetiyorum. Senin dediğin gibi 6 numara ve 8 numara takviyeleri zaten Okan Hoca'nın takımla ilgili yaptığı ilk izlenim de bu. Hiç transfer, yani mevcut kadronun korunduğunu düşünelim. Bu takımın ilk 11'ine 6-8-2 oyuncu bir de yedek stoper diyordu. Ama tabii ki Markan Olas satışı, Abdülkerim transferi o denklemi tekrar yeniden değiştiriyor. Yine sağ bekte de bir hareketlilik olacak. Galatasaray 2 tane orta sahaya çok net ilk 11 oyuncusu alacak. Ben açık söyleyeyim 7 Temmuz'da başlıyor Avusturya kampı ben. 7 Temmuz'a kadar da bu transferin bitmesini beklemiyorum. Yani Temmuz sonunu bulabilir. Şöyle bir gerçek de var. Lig 5 Ağustos'ta başlıyor. Galatasaray'ın hala bence bir 15-20 gün iyi transfer için zamanı var. İnceleyip sık dokuyorlar ve iyi isimlerle ilgileniyorlar. Maliyetli isimlerle ilgileniyorlar. Ve kabul etmek gerek ki Avrupa'da oynayamayan Galatasaray'dan, Avrupa'dan getireceğiniz oyuncular iyi rakamlar ister. Sonuçta siz bugün Muslera'ya verdiğiniz 2,5 milyon eurodan pişmansınız bakarsan. Ya bir de şöyle bir şey var. Oyuncuların istekleri dışında takımların istekleri. Erden Timur'un açıklamalarının büyük bir kısmında o çok maaş istiyor. O takım çok bonservis istiyor. Yani o herkes o çok para istiyor yani. Doğru. Doğru. %100. Yani onun ayarı iyi yapılmalı ki bütçenin düşmeyeceğini biliyoruz. Yani nedir? Babel'le Feghouli, Arda Turan'ın kontratlarından çıktı Galatasaray. Nereden baksak 10 milyon euro. 10 milyon euro muhakkak yeni transferlere verilecek. Ama ben burada daha garanti isimlere gideceklerini düşünüyorum. Nedir? Geçen seneyi hatırlatalım. İşte Pulgar, Asensio çok içe sinen orta saha oyuncuları değildi. Bu sefer Galatasaray'ın getireceği orta saha ki bugün hani Erden Tümür'ün toplantısı ifade, Ndombele mesela hani burada tartışmasız fark yaratacak bir isim ama onun dışında öyle hani vasat oyuncularla ilgilenmiyor Galatasaray. Bu da doğal olarak transfer sürecinin uzamasına, taraftarın keyfinin kaçmasına sebep oluyor ama burada tabii biraz transfer kadar iç transfer de önemli. Okan Buruk şu an bir haftadır Florida'da ve hep iletişim üzerine takıma dokunmaya çalışıyor. Takım içinden kazanacağınız oyuncular da sizin muhakkak o şampiyonluk hedefine gitmenizde Avrupa'da olmaması bir avantaj. Elbette Galatasaray gibi bir kulübün her zaman yeri Avrupa ama haftada bir maç oynayacak olmayı Galatasaray avantajı çevirebilir. Ben o yüzden de transferde iş nokta atışında. Şu gün evet gönül ister ki taraftar anlamında konuşuyorum. Transferler hemen olsun ama hala zaman var. Bu takımın ilk resmi maçı 5-6 Ağustos. Yani şu an bakarsak bir 35 günlük süre var. Bir aydan fazla. Ben bir 10 gün daha bekleriz diyorum yani. 10 gün içinde de öyle çok anı iskeleti oluşturacak transfer beklemem. İşte Kazımcan geliyor Abdülkerim'den sonra. 6-8 numara transferleri sanki bir Temmuz ortasını bulacak gibi. İnce eleniyor, sık dokunuyor. Bir de marka konusuyla sana geleyim istersen. Evet. Tekliflerin beğenilmediğinden bahsediyor Erden Timur. Nitekim Markao'yla ilgili beklenti daha önce de çok yüksekti. Gidişi gündemde olmadığı zaman da ama şimdi oyuncunun bir gitme isteği olduğunu da biliyoruz. Ama herhalde istediği teklifi alamayacak gibi görünüyor. Kalır mı takımda, sen ne diyorsun? Ya şöyle, Galatasaray'a bir bağı var günün sonunda. Geçen sezon kaptanlık da yaptı. Yani birinci kaptan olmadığı zamanlar. Ve takım içerisinde söz sahibi bir oyuncu. Liderlik vasfı da olan bir isim. Şimdi tabii Galatasaray'ın kafasında bir fiyat var. Anladığım kadarıyla 15 milyon euronun aşağısına vermeyi düşünmüyorlar. Yani 8-10 milyon euroluk teklifler gelmiş ama onları istemiyorlar. Almak istedikleri oyuncular çok para istiyor. Satmak istedikleri oyunculara, oyuncuya da istedikleri parayı vermiyorlar. Evet. Yani. Öyle bir durum var. Denge biraz şaştı. Hani bir stoper için de 15 milyon euro çok kolay değil. Yani Avrupa'nın Türkiye'den alması, hem de çok da genç olmayan, yani 20'li 21'li yaşlarında olmayan bir stoperi. Dolayısıyla böyle bir, ne diyelim, keşmekeş var
transfer tarafında. Marcao şimdi bence eğer ekstra bir durumu yoksa maliyetle ilgili, nedir o, satıp oradan gelen parayla bu söyleyecekleri oyuncular almak gibi planı yoksa yönetimin, Marcao'yu bir şekilde ikna etmeye bakması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bir şekilde ikna etmek çok değerli olur. Çünkü Marcao gerçekten ligin en iyi yabancı stoperlerinden biri. Ayrıca tekrar ve tekrar söylüyorum, hocanın sistemi içinde ayağı oynayabilen, soğukkanlı, sakin kalabilen, aynı zamanda liderlik özellikleri olan bir oyuncu. Ve böyle bir isim her zaman çok rahat bulamıyorsunuz. Marcao'yu sattığınızda, Marcao'yu diyelim ki 10 milyon euroya sattınız. Yani işte Kaan Ayhan'a 5 milyon euro isteniyor ki bence Marcao Kaan Ayhan'dan daha iyi bir futbolcu. Kaan da çok değerli bir oyuncu ama Marcao daha iyi bir oyuncu. Ona sattınız. O kalitede bir stoperi ancak zaten Nelson 7 milyona mı geldi Mehmet? Nelson 7 milyon euro, Luyendama 8 milyon euro. İşte yani ne güzel bak. Şu an Marcao 4 milyon euro. Matematik yalan söylemez. İşte sorunun cevabı ama bu. Ama ben şöyle düşünüyorum, Melike, bunu istihbaratla da tamamlayayım. Sezon sonuna doğru takım arkadaşlarına ayrılmak istediğini, bu transfer dönemini değerlendireceğini söylemiş ve iki menajerine yetki veriyor ve iki menajeri Sevilla Spor Direktörü Monchi ile anlaşma sağlıyor. Hı hı. Yani ben bu yüzden evet, benim de nazarımda Marcao'nun değeri 15 milyon euro. Hatta direkt isim de vereyim. Abdurrahim Albayrak 2 sene önce bir Sivas deplasmanında bana yaptığı açıklamayı da 13 milyon euro Roma'ya satmadık. Nedeni de Gomis'i satıp sezona forvetsiz girmiştik. Marcao'yu satıp sezona stopersiz giremez girmiştik. Pandemi dönemini kastediyorum. Hı hı. Yine bu sezon başı 8 maç cezası varken Napoli'den teklif aldı ama Napoli 8 maç cezasını İtalya'da da çekeceği için zorunlu bir opsiyon koydurmak istemedi. Yoksa oyuncu Napoli'ye gitmeye sıcak bakıyor. O yüzden Krasnodar'dan teklif aldı. Rusya'yı istemedi. Şimdi de Zenit'ten teklif var. Rusya'yı istemiyor. Oyuncu bakarsak Sevilla. Ya ben bunu şöyle düşünüyorum Burak Hocam. Yani Sevilla hakikaten çok reddedilecek kulüp değil. Fernando bile gidip 3 senedir orada bir, yani Manchester City, Galatasaray biraz siklet düştü lig anlamında. İspanya tekrar kendini bildi. İşte Avrupa Ligi kazandı. Orada devamlı oynadı. Artı hani Marcao şu Galatasaray'daki performansını Sevilla'da gösterse muhtemelen Brezilya milli takım aday kadrosuna atar kendisini. Ben böyle düşünüyorum. Yoksa hani Marcao ayrılmak istemedikten sonra Galatasaray elbette 8-10 milyona satmasın ama hani ben öngörümü söyleyeyim. İş 8 ile başladı. 20 idi. Galatasaray şu an 15'e razı. Ben Sevilla tarafı 12'ye çıkmasını bekliyorum. Ondan sonra ne olur bilemiyorum artık. Hani Marcao ikna edip yeni bir kontrat mı yapar Galatasaray yoksa satar mı? Ama bir gerçek var, şu mevcut duruma devam etmesi gerek. Yani ya işte 1.3 milyon euro kazanıyor marka, ya iyice ücretini arttırıp bir uzun süreli kontrat yapacaksınız ya da satacaksınız 12 milyon euroya bonus ekleyip ya da sonraki satıştan pay maddesi. Bir de bunu niye söylüyorum? Öyle ya da böyle Abdülkerim Bardakçı'yı aldınız. İyi bir yatırım da yaptınız. Hani sol stoper, evet Marcao ile Abdülkerim bir değil ama Abdülkerim'i almanız şu anlamda olumlu. Ön tarafı komple yabancı yapabilirsiniz. Yani geçen sene Galatasaray'ın defans dörtlüsü, evet, yabancıydı. Kalecisi yabancı. Doğal olarak Taylan Berkan birlikte oynuyordu ama siz Abdülkerim'i stopere atarsanız, kenarlara da Yunus'la Kerem'i atın. Onun dışındaki 8 tane yabancıyla gayet kadro planlamasını yapabilirsiniz. Böyle bir hamle şansı da veriyor ama elbette aynı tip oyuncular değil. Ben tekrarlayayım. Oyuncu gitmek istediği için bu yorumları yapıyorum. Evet. Yoksa Marcao Galatasaray'ın tartışması seni oyuncusu. Büyük resimle ilgili de bir yorum yapmak istiyorum Marcao özelinde. Aslında kulüplerimizin, dört büyüklerimiz dahil, bu tip oyuncular 12 milyon euro bile olduğunda satması, onun yerine de ya içeriden ligden birini bulması ya da daha evvelden transfer edip, yani Nelson'un daha genç halinde veya 20 yaşında veya Nelson'un yaşında ama daha düşük bir bonservis bedeliyle bir oyuncu bulup koyması lazım. Yoksa biz böyle sürekli 5 milyon euro oraya, 8 milyon euro oraya verdiğimizde kulüpler borçtan hiçbir zaman burnunu kaldıramayacak. Yani bu en önemli konu bence bu Melike. Yoksa o gelir, bu gider, Marcao gelsin mi gitsin mi, bu değil. Marcao ederi oldu mu satılacak. Ömür, Abdülkadir Ömür zamanında ederi geldi, satılmadı. Şimdi satılmaya, yani satılamıyor istenen rakamlara. Evet. Dolayısıyla hemen onu satıp yerini koyacaksın ki Türk futbolu devir daim, kulüpler devir daim etsin.